Herkese merhaba arkadaşlar. Lojistiğe dair her şey adlı canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Lojistikçilerin Sesi ekibinden Eren Tufan. Bugün Ersin Çayır Bey ile bir canlı yayın gerçekleştireceğiz ve sizlere ben eşlik edeceğim. Canlı yayınımıza ve başlamadan önce Ersin Bey de zaten henüz gelmedi. Sizlere biraz Lojistikçilerin Sesi ekibinden bahsetmek istiyorum. Bizler sektöre dair haberlerin yayınlanmasıyla sınırlı kalmayıp aynı zamanda sektör duayenlerimizle yaptığımız röportajları, yazdıkları makale ve çeşitli ülkelerin gündemini kapsayan hem İngilizce hem Türkçe haberleri özet geçtiğimiz Lojistiğin Haber Akışı adlı programımıza yer veren Lojistik Dijital Haber Sitesi özelliği taşımaktayız. Aynı zamanda abonelerimize 15 günde bir olmak üzere e-bülten göndererek gündemdeki haberleri paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Eğer sizler de abone olmak isterseniz web sitemizi ziyaret edip sağ üstteki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Müsaadenizle artık konumuzu davet etmek istiyorum ben. Bugün İnsansız Hava Kargo Araçlarını konuşmak üzere Gel Al İş Geliştirme Müdürü Sayın Ersin Çayır Bey bizlerle olacak. Şimdi kendisini davet edeceğim ben de. Daveti gönderdim. Şu an Ersin Bey'i bekliyoruz. Ersin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Eren. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, seni sormalı. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sizleri gördüm. Daha iyi Daha oldum. yukarı kaldırman lazım kameranı. Tamam. Şu an nasıl? Vallahi İyi mi? anlamını görmüyorum. Şöyle yapsak. Şu an Tamam, nasıl? tamam. Tamam, iyi. Süper. İyi. Başlayalım yayınımıza isterseniz. Başlayalım. Herkese selamlar. İyi akşamlar. Gene birlikteyiz. Ama bu sefer farklı bir şey için birlikteyiz. Gençlerin gelecekte ihtiyaç duyacakları, daha doğrusu gençlere gelecekte ihtiyaç duyulacağı şeylerden biraz bahsedeceğiz. Uç bir konu seçtik. Olmayan bir konu seçtik. Ticari amaçla hani dronlar haricinde sabit kanatlı platformlarla bir ticari yük taşımacılığının yapılmadığı bir alanda konuşmak istedik. Gençler de bunu merak edebilir dedik. Bu yüzden buradayız. Herkese selamlar. Rıdısan, Onur, sizlere de selamlar. Ben isterseniz yavaştan böyle soruluma da başlayayım sorularıma. Eğer siz de isterseniz. Bu arada Cesur canlı yayın yapacağız. Sorular önceden gelmedi. Soruları şu an Evet, canlı canlı diyeceğiz. Son biraz sizi bu kontrolü kez bekleyeceğiz. zorlamak istedik Tamam. biraz. Öncelikle biraz sizi tanımak isteriz. Kendinizden bizlere biraz bahsetmek ister misiniz? Tabii ki. Ben geçmişte Arvento Araçtaş cihazlarında proje satış müdürlüğü yapmış biriyim. Şu anda Gelal'da iş geliştirme direktörü olarak çalışıyorum. Bu konuyla alakalı yeni nesil teslimat modellerini deneyimlemek, öğrenmek ve ticari olarak pazara sunmak için gayret gösteriyoruz. Şu anda İstanbul içinde 2,5 saat ortalamayla teslimat yapan, İstanbul'un her mahallesinde günde 2 kez uğrayan ve bunu ilk kez her mahallesine günde 3 kez uğrayabilecek bir organizasyon kurma çabası içindeyiz. Burada da başarılı olduk ve bu başarımızı da yakında Ankara'ya taşıyacağız. Ankara'da 500 metrekarelik bir tesisimiz kuruldu, altyapısı tamamlandı. Yakında orayı devreye alıyoruz. İstanbul'da da Pendik, Samandıra, Esatpaşa, karşıda Mecidiyeköy, Mahmutbey ve Esenyurt olmak üzere 6 lokasyonda da transfer merkezimizi, altyapılarını kuruyoruz. Hızlı bir şekilde Kasım ayına hazırlanıyoruz, öyle söyleyeyim ben size. Zaman beklemiyor maalesef Ersin Bey. Hızlı olmak zorundayız. Hele ki böyle bir sektörde asla Siz yavaşlığı gençleri kabul öyle etmiyor. istiyorsunuz. Maalesef Yani şöyle biraz öyle, sorayım evet. ben size,
hep Z kuşağı deyip sizlerle uğraşıyorlar ama Z kuşağının nasıl yetiştiği ile alakalı bir öz eleştiri yapmıyorlar. Yani yeni doğan bir çocuk 5 yaşına kadar evde hapis, ondan sonra kreşte arkadaşlarla hücre hapsi, sonra okula gidiyor yarı açık cezaevi, üniversiteye gidene kadar kendi yemeğini ısmarlamamış, yanlış anlamayın, annesinin babasının gölgesinde kalmış, eline tablet verilmiş bir nesilden bahsediyoruz, sussun diye. Evet. Şimdi bu çocuk tabletten dünyayı yönetmek istiyor. Şimdi bu akıma veya bu yetiştirme tarzına karşılık da yeni nesil lojistik trendlerin gelmesi gerekiyor. Bu kişinin efendime söyleyeyim İstanbul'da yaşaması, Konya'da yaşaması, Ardahan'da yaşaması fark etmiyor. Bu hizmeti bir şekilde bütün bir şekilde tanımlamak zorundasınız, tamamlamak zorundasınız. Biz de gençler ne istiyorsa ona uyum sağlamaya gayret ediyoruz. Teşekkür ediyoruz bu anlayışlarınız için. Keşke herkes gerçekten sizler gibi düşünebilse, maalesef herkes bu fikre, bu düşünceye sahip olmuyor. Biliyorsunuz yani mezun olmamı, yeni mezun olanlardan büyük tecrübeler isteyen şirketler vesaireler de olduğu için çok böyle dertliyiz o konularda Burada da. aslında dert değil de yüzleşiyorsunuz. Orada da size karşı bir öz eleştiri yapayım. Şimdi ben aslen lojistikçi değilim. Ben elektronik kökenli bir insanım. Ama mesleğim beni elektronikle alakalı, kabiliyetlerimle alakalı satış yapabileceğim bir alana yönlendirdi. Sonra elektronikle alakalı, kusura bakmayın pencereyi açacağım, balkondayım şu anda. Malum Estağfurullah. su içecekleri, dışarıdan kuş cıvıltıları gelirse kusura bakmayın. Hiç önemli değil. Şimdi bu noktada ki artık yetkinlik daha ön plana çıkıyor Eren. Yani yetkinlikten Evet. kastım tecrübeden değil. Yani şimdi bir aracın ne kadar yük aldığını veya bir aracın Van'a giderken ne kadar mazot yaktığını, hangi yolları kullandığını, bu yolları ne için kullandığını bilmezse bu üniversiteden mezun olan bir kişi veya lojistik bölümünden mezun olan bir kişi ben tecrübesizim dememeli. Ben yetkin değilim demeli. Çünkü basit bir örnek vereceğim sana. Biz lojistik gönülleri diye WhatsApp grubumuz varken orada arkadaşlarımıza ödevler veriyorduk. Bazı arkadaşlarımıza soğuk şimdi, bazı arkadaşlarımıza farklı alanlarda ödevler verdik. Bir arkadaşımız da Orduluydu. Dedik sen bir fındık yağı fabrikası neye ihtiyaç duyuyor? Nerede durmalı? Hangi tip makineler kullanır? Bu makinelerin tedarik zinciri hareketleri nelerdir? Bir çalış, bir sunum hazırla dedik. Tevafuk o arkadaşınız bir fındık yağı değil ama bir sıvı yağ fabrikasında işe girdi. Yani patronlar sizden çok şey beklemiyor. Yani ben ne iş yapıyorum bil, azıcık halimden anla. Ben sana gerisini öğretirim diyor. Okullarımız artık öğrenmeyi öğretiyor size. Yani öğrenmeyi öğrenmek önemli ilk başta. Sonra dünya size ihtiyaçlarını doğrusuna yön veriyor. Konumuza dönelim istersen. Kesinlikle, kesinlikle ya, bu konular o kadar derin ki yani konunun dışına çıkabiliyoruz maalesef. Diğer soruma geçmeden ek bir şey belirtmek istiyorum. Arkadaşlar, sizlerin de soruları varsa elbette sorabilirsiniz. Ersin Bey'e aktaracağım sorularınızı. Aslında benim ikinci sorumu siz ilk sorudan böyle cevaplar gibi oldunuz ama bence daha da detaylarının olduğunu düşünüyorum. O nedenle yeniden soracağım. Genel olarak ne gibi hizmetler vermektesiniz? Aslında Gelal'ın çıkış noktası şu. Lojistik süper app. Yani bir lojistik platformun şirketin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde. Mesela bir patron olarak düşün Eren kendini. Bir yere dosya gitmesi istiyor. Motokurye ihtiyacım var. Gelal'dan uygulamadan çağırabilirsin. Veya efendime söyleyeyim bir ihracat toplaması yapacaksın. Parsiyel taşıma yapacaksın. Konya'dan bir veya Bursa'dan veya Kocaeli'den iki palet yükünün gelmesi lazım. Bunun için ne yapıyorduk önceden? İnsanlar giriyordu ellerindeki Excel listesini, oradaki tedarikçileri arıyordu. Sonra şu kadar yüke ne yazarsın diye soruyordu. Üç fiyatın en yükseğini müşterisine söylüyordu. Aa müşteri diyor ki neyse o zaman ki başımın çaresine ben bakayım deyip geri dönüyordu. Sizin o bir saatlik veya 20 dakikalık veya yarım saatlik emeğiniz boşa gidiyordu. Şimdi biz müşterilerimizle API entegrasyonuyla senkronize çalışabiliyoruz. Yani siz müşterinizin irsaliyesi önünüzde duruyor.
Onu sisteme ERP ve CRM sisteminde gördüğünüz vakit oraya bir tuşa gel al ile ilişkilendirirseniz yükün miktarı yazıyor, cinsi yazıyor, ebatı yazıyor, geleceği yer belli, gideceği yer belli, taşınacağı zaman belli. O tuşa bastığınız anda oradaki yükün kaç paraya İstanbul'a geleceğini görüyorsunuz. Yani vakit kaybetmiyorsunuz. Telefonda diyorsunuz ki Eren Bey, Ersin Bey, bu yükünüzün İstanbul'a gelme palet başı fiyatı 250 TL. 6 palet olursa 1000 liraya bu işi yapabiliriz gibi rakamlarla kavuşabiliyorsunuz. Ya da şirketiniz e-ticaret yapıyor, hızlı teslimat istiyorsunuz. Akşam sattığınızı öğleden önce, öğlen sattığınızı gün içinde, öğleden sonra sattığınızda akşamleyin teslimat yapmak isterseniz de gel alı tercih edebilirsiniz. Bunun haricinde müşterilerimize sunduğumuz dedike toplama hizmetleri var. İade kargoları topluyoruz. Yurt dışı yerleşik global firmaların iade kargolarını topluyoruz. Zor bir işlemdir. İkinci el ev eşyası taşıyoruz. Burada evinizin eşyası değil aslında. Burada da çevreci kimliğimize uygun bir müşterimiz var Dekopasaj adında. Müşterimiz internet sitesinde satılan ikinci el eşyaların hem kontrolü hem bütünlüğünü sağlayaraktan demontaj ve montaj hizmetiyle birlikte evlerden sökülüp yeni sahiplerine teslim ediyoruz. Böylelikle karbon emisyonu ve yeniden üretilmesiyle alakalı çöp olacak veya sahibi olmayan bir üründe yeni müşterisine, yeni kullanıcısına kavuşmasını sağlıyoruz. Teşekkür ederim verdiğiniz cevaplar için, bilgiler için. Ben bir ek bir bilgi daha vermek istiyorum, kusura bakmayın. Arkadaşlar, kitap Buyurun. çekilişimizle ilgili de yayının sonunda isim ve soyisim olarak DM'den bize mesaj atarsanız oradan biz size yardımcı olacağız. Bilginiz olsun tekrardan. Şahane Diğer... bir bilgi de ben vereyim. Tedarikçilerim Buyurun. eğer çekilişte çıkarsa onlara kitap göndermeyeceğim. Onlara fatura gönderiyoruz. Onlar bize fatura gönderiyor. Biz onlara ödeme yapıyoruz bol bol. Çok üzücü bir durum onlar için. Onlar adına Yok yok, üzüldüm açıkçası. üzülmüyorlar ya. Para kazanıyorlar. Üzülürler mi? Onlar size kitap alsın. Doğru söylüyorsunuz. Evet, öyle bir yanı da var, haklısınız. Ben diğer soruma geçiyorum müsaadenizle. İnsansız hava kargo araçları nedir ve günümüz ulaşım koşullarındaki değeri nelerdir? Günümüz ulaşım koşullarındaki değeri sıfır. Çünkü ticari bir amaçla kullanılmıyor. Ama bu konuyla alakalı temeline inmek gerekirse herkesin de güncel bilgisi olduğu üzere Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla alakalı askeri unsurların kullandığı silahlı ve silahsız olmak üzere birçok kabiliyeti var. Şimdi basit örnekler vereceğim size. Basit örnekleri diğer ticari örneklerle az sonra ilişkilendireceğim. Karşıda bir düşman uçağı var ve her gün Deniz Üs Komutanlığı'ndan Çiğli'den kalkan Anka dronumuza karşı iki tane Yunan F-16'sı kalkıyor. Bu Yunan F-16'sının kalkış maliyeti bilinin ki 20 bin dolar, 40 bin dolar. Hani bunu 10 günle çarpın 400 bin dolar, 100 günle çarpın 4 milyon dolar, 300 kere yaptık bunu. 12 milyon dolar bir gideri var. Bizim giderimiz belki birkaç yüz bin dolar. Ve düşünün bu hava aracı en fazla savaş uçağı 3-4 saat havada kalabiliyor ya havada yakıp tutmanı yapmazsa. Ama diğer tarafta da ben arada monitörü de kullanacağım. Ticari bir uçakta uçmaya kalktığınızda size diyor ki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü haftalık 110 saat uçabilirsin. 3 ayda 300 saat uçabilirsin. Ticari bir pilot için konuşuyorum. Yıllık 1000 saat uçabilirsin. Efendime söyleyeyim, tek uçuşta normal uçuş ekibiyle 14 saat, ilave ekiple 16 saat, tam yedek ekiple 18 saat uçabilirsin. Şimdi dönüp buna baktığınızda ben yoruldum, ben dinlenmeliyim, ben insanların efendime söyleyeyim hayatını, yükünü tehlikeye atmam için dünya sivil havacılık kuralları gereği en fazla ben bu kadar saat uçabilirim. Hani bizim uymadığımız kamyon takograf süresi var ya, havalimanlarını, hava yollarını kapatır bu firmalar uymazsa bu işe. Bu noktada kuşların sesi çok geliyor mu? Yok. Yani Ha, tamam. hiç problem yok. O kadar bariz etkilemiyor, öyle söyleyeyim size. Tamam. Sizi Bu gayet net noktada da anlıyoruz. tamam. Bu noktada da
sivil havacılık tarafında sınırlı olmakla birlikte ilk başta dronlarla teslimat yapıldı. Nerede yapıldı? Amerika'da yapıldı ve ne için yapıldı? Sağlık tesisleri arasında bu testler yapıldı. Şu an ülkemizde de yanılmıyorsam Lojistik ve Acıbadem Üniversitesi bu konuyla alakalı lisansını aldı. Tesisler arası kan test veya ilaçla alakalı drone'la Acıbadem Altunizade arasında teslimat veya denemeleri yapmayı arzu ediyor. Bunun dışında da kırsalda Amerika'da bu lisans 5 seviyesinde sertifikanı alan firmalar da kırsalda drone'la teslimat yapabiliyor. Yani bunu ülkemize sığdırdığımızda ne olabilir? Sesli düşünüyorum. Bugün ülkemizde 200 kilograma kadar kargo taşıyabilen pervaneli döner kanatlı havada 2-3 saat kalabilen platformlar var. Bu platformlar yolculuğu Artvin ve Hopa sahili arasında 1 saat süren yolu 15 dakikada kat edebiliyor. Veya Başkale'deki geçen yıl ya da önceki yıl Allah rahmet eylesin 35 tane çığ şehidi verdik. Burada Başkale'ye ulaşımdaki çığ tehdidi olmadan buradaki sağlık ihtiyaçları ve diğer ihtiyaçları karşılayabiliyorsunuz. Karşılayabilirsiniz veya Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un kuzeyindeki köylere veya başka yerlere aşıydı, tıbbi ilaçtı veya başka şeylerle alakalı 4x4 pikabı kullanmak yerine aynı maliyette bir drone'la Saraçhane'deki belediye tesisinden bu işlemleri yapabilir. Ama bu işlemler hep böyle bir kilogramla en fazla 10-15 kiloyla sınırlı işlemler oluyor. Bunun da karşılığı olmuyor ticari olarak. Çünkü siz ton taşımadığınız sürece hava kargo tarafında bir ticari çözüm üretmiş sayılmazsınız. Sadece özel ihtiyaçlara cevap vermiş olursunuz. Bununla birlikte de yaptığınız her şey size özel hizmetler olur. Diğer taraftan da bunun Çin'de takribi olarak Cessna tek motorlu uçaklarına denk gelen uçaklarla bu uçakların aviyonik sistemlerini uzaktan kontrol edebilir yaparaktan 2000 kilometre menzilli uçaklar kullanılabiliyor. Testleri devam ediyor. Uçuşları devam ediyor. Yanılmıyorsam 2-3 gün önce Ukrayna'da bir test yapıldı. Yaklaşık 416 kilometre bir insansız hava aracı 30 kilogram yükünü taşıdı sabit kanatlı bir platformla. Ama buradaki temel şey şu. Air Traffic Control yani hava trafik kontrol mekanizmasında uçuş koridorlarında bu insansız kargo uçaklarını nerede sınıflandıracağız? Dünya bunun cevabını bulabilmiş değil. Asker kullandığı için asker istediği gibi uçurabiliyor. Savaş alanı, şey alanı kimseden izin almasına gerek yok. Hava sahasını kapatabiliyor veya hava sahasını kontrol altına alabildiği için orada bir lisans sorunu yok. Ama dönüp bunu insanoğlunun yaşadığı şehirlerde, sivil havacılık meydanlarının olduğu yerlerde kullanmaya kalktığınız vakit, yani burada hava trafik kontrolü insansız uçağa nasıl komut verecek? Nerede uçmasını sağlayacak veya onu rotasından saptırabilecek mi? İki, bu uçağın sinyal kontrolleri hangi koşullarda sağlanacak? Bağlantısı koptuğu anda kendi GPS ve INS sistemleriyle hedefine varabilecek mi, otomatik inebilecek mi, bu kabiliyetleri olacak mı? Bu gibi soruların cevapları edinilmiş kabiliyetleri, tecrübeleri, en önemlisi kazaları yok. Bu noktada, bu noktayı çok kullandım bugün ama Airbus Professional Julian Hasinski, bu beyefendi hava tünelleri gibi bir kavram geliştirdi. Yaklaşık çeyrek mil, bu da 1,6 deseniz 400 metrelik koridorlarda ve takribi 100 fitlik o da ya da 1000 fitlik şeylerde 300 metre dikey, 400 metre genişliğinde bir koridorda sabit olarak bu uçakların gidip gelebileceği konusunda bir fikir üretti. Ama burada şurada çekişiyor, çelişiyor.
Bu uçakların sayısı sivil uçakların 10 katı, 5 katı olduğunda bu kesişen koridorlardaki hava trafiğini nasıl yöneteceğiz? O yüzden insansız hava uçaklarına, daha insansız hava kargo taşımacılığına henüz erken. Yani önümüzdeki 5 sene içinde ticari bir uçuş beklemiyorum ama bundan sonraki süreçte nerelerde göreceğiz bu hava araçlarını? Kenya gibi, İzlanda gibi veya Tanzanya gibi ülkelerde sivil havacılığın gelişmediği veya sivil havacılığın yönetilebilecek kadar nüfusun az olduğu ülkelerde kendi iç ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli hava koşullarında bunların kullanıldığına şahit olacaksınız. Avantajları neler? Yani az önce saydık, bir pilot yılda 1.000 saat uçabiliyor. 2.7 saat günde o pilottan istifade edebiliyorsunuz. Bu kargo uçağını, insansız kargo uçağını kendiniz yer istasyonu olduğu sürece yönetebilirsiniz. Uygun faydalı yüklerde. Mesela bunun uçuş sürelerini örnek vermek gerekirse Aksungur dediğimiz iki pervaneli MALE sınıfı, orta ve yüksek irtifa sınıfı İHA'mız orman yangınlarında 60 saat havada kaldı. Bu muazzam bir şey. Yani biraz daha sabretse bu uçak 2,5 gün yerine 3 gün havada uçabilecek bir modda. Uydudan X-band iletişimle bu uçağı dünyanın herhangi bir yerine iletebilirsiniz. 3.000 mil, 4.000 mil, 5.000 mil iletebilirsiniz. Bu tamamen operatörlerin ticari ihtiyaçlar karşısında alabileceği aksiyonlar. Şimdi gelecekte hız ihtiyacı, yani duraksamadan hareket etme ihtiyacı, alternatiflerimize bir bakalım. Şimdi bir kara aracı 60 kilometre saat böyle hızla hareket ediyor, ortalama hızla. Bir insansız hava aracı ise 100 knot, yani 180 kilometre hızla uçabiliyor. Bunun karşılığında da aldığı verimle de, yani 10 saat boyunca takograf süresine takıldığı vakit bu kamyon şoförü 12 saat de yatıyor. Bu uçmaya devam ediyor. Hani 180 kilometrede 10 saat uçup Ardahan'dan İstanbul'a 2 ton yükünüzü herhangi bir dinlenmeye ihtiyaç duymadan 10 saatte getirebiliyorsunuz. Ya bu kritik bir çözümdür. Niye kritik bir çözümdür? Hava kargo hızlı bir çözüm. Uçak iniyor, uçağa mal getiriyorsunuz ve uçak 1 saat 45 dakika içinde geliyor. Ama hava kargo öncesi hazırlıklarda hava kargonun tartılması, paketlenmesi, ambalajlanması, o kabin altı, gövde altı yük kısmına yüklenmesi gibi birçok konsolidasyon var. Sesli düşünüyorum. Bir ticari kargo uçağı 40 tonla, 30 tonla, 50 tonla havalanabiliyor. Düşünsenize, yurt dışına çıkacak bir uçağınız var ve e-ihracat yapıyorsunuz. İnsansız kargo uçağı öğlene kadar tüm Marmara'daki takribi 10 ton yükü toplayabiliyor. Öğleden sonra da efendime söyleyeyim Batı Karadeniz'deki tüm yükü toplayabiliyor. Akşamleyin de gene durmuyor. Batı Ege'deki yükleri toplayabiliyor. Şimdi tüm bu işleri yapabilmek için kaç tane kamyon, kaç tane transfer merkezi, kaç kere oraya girdi çıktı şey yapacağınızı düşünün. Ve bu uçaklar ticari uçaklar gibi 2.000 metre, 3.000 metre gibi pistlere ihtiyaç duymuyor. Yani takribi 200 kilo, 200 metrede kalkabiliyor, 300 metrede inebiliyor. Yani nasıl ifade edeyim? Herhangi bir İstanbul'da küçük uçakların, ticari uçakların kalktığı Hazerfen Havalimanı'nda bunu yönetebilirsiniz. Veya Cengiz Topel Havalimanı'nda bunu yönetebilirsiniz. Veya Bursa'nın içinde kalan Bursa eski Bursa Havalimanı'nda veya Samsun'un içinde kalan artık kullanılamayan Samsun Havalimanı'nda, Aydın Çıldır Havalimanı'nda bunlar pist mesafeleri 1200 metre olan havaalanları. Biz bu noktada edindiğimiz tecrübeyi ülke olarak gerekli şekilde ihtiyaçları doğru analiz ederek yönetebilirsek Aydın'ın yüksek katma değerli ürünlerini İstanbul'da ulaştırmakta zorlanmayız. Ve diğer şehirlerin, bu saydığım şehirlerin yüksek katma değerli ürünlerini İstanbul'a ulaştırmak zorunda kalmayız.
basit konuşacağım. Bir altın işleme tesisinde Tokat'ta bir tesis var. Ve dünyaya takribi olarak yılda sattığı altın miktarı 100 kiloyu geçmiyor. Ama 100 kilo altının piyasa değeri ve işlenmiş maliyetini hesaba kattığınızda o insansız kargo uçağının yükünün ne olabileceğini veya günümüzde şu kadarcık bir kutudaki aşı içinde 100 tane kişiyi aşılayabilecek doz olduğunu düşünün. Ya koca bir şehri aşılayabilecek yükünüzü uyuklamadan, uyku sorunu olmadan, duraksamadan o şehre ulaştırabileceksiniz. O şehirdeki sağlık sorununa müdahale edebileceksiniz. Ya bu gelecekte muhakkak ihtiyaç duyacağımız alanlardan biri. Hani bu konuda da şimdi az önce saydık ya, ben hep şunu söylüyorum. Bugün yüzlerce tırı olan firmaların gelecekte Ekolü, Mars'ı, OMSA'nı, CEVAS'ı bunların hepsinin Amazon gibi kargo uçakları olacak. InCity ve InterCity tarafta aksiyonlar almak zorunda kalacaklar. Ama bu aksiyonlar alınırken biz daha kamyon şoförü bulamıyoruz. Kamyon şoförlerinin yaş ortalaması oldu 46. Geçen sene şimdi oldu 47. Otobüs şoförlerimiz 66 yaş sınırı getirildi. Sağlık raporuyla otobüs kullanmaya devam edebilsin diye bakanlığa başvuruda bulunuldu. Yani uyuma, yani 8 saatte bir operatörünün değiştiği, efendim çörek yerken o aleti kullanabildiği bir hava aracından bahsediyor. Her şey savaş değil. Her şey keşif değil. Her şey askeri değil. Bu alanda edindiğimiz tecrübeleri biz uzay teknolojisinde bakın biz uzaya 1950'lerde çıktık. Maymun gönderdik, köpek gönderdik. Yani canlılar 1950'lerde uzaya çıktı. Üzerine sayın arkadaşlar 71 yıl sonra Virgin Atlantik uzayın sınırına çıkabildi sivil olarak. Yani Rusya'ya para verip astronot olarak değil. Ondan sonra Jeff Bezos gitti bir tüple çıktı şey indi. Yani sivil kullanıma yansıması bunun 70 sene sürdü. Bu yüzden insansız kargo uçaklarının ticari alandaki çözümlerinin bugün imkansız gözükse de yarınki gelişim ve ihtiyaçlarda daha az gelişebileceğine yönelik görüşlerim sabittir. Uzun konuştum. Yani şöyle söyleyeyim, bence kesinlikle ileride olmazsa olmazımız diyebiliriz insansız hava kargo araçları için. Hem işlerin hızlanması için konuşmanın başında da söylemiştik ya, hız çok önemli diye. Hızı bir iki kat daha arttırabileceğimizi düşünüyorum ben bu insansız hava kargo araçları birlikte. Umarım bir an evvel daha da hızlı öğreniriz ve tüm şirketler bu insansız hava kargo araçlarını ulaşıp uygulamaya başlar. Çünkü gerçekten çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Lojistik sektörü için ve sadece lojistik değil, tüm sektörler için geçerli. Az önce sizler de söylediniz, savaş vesaire gibi durumlarda bile ne kadar etkili olduğunu bizler sizden de duymuş olduk zaten. O yüzden dediğim gibi umarım tüm şirketler, tüm Türkiye daha önce yaptığı hataları yapmayıp biraz daha böyle hızlıca geliştirip bunlara konsantre olabilir diye umuyorum. Diğer soruma Ben geçmek sizde istiyorum. Ha, buyurun. son bir şey, bu askeri kullanımla alakalı net bir örnek vereyim. Takribi olarak Hatay'ın karşısındaki askeri üstümüzde Rusya'nın bombalaması sonucu şehit olan askerlerimizden sonra yaklaşık 80'in üzerine insansız hava aracı 3 gün içinde 2500 adet hareketli ve hareketsiz hedefi imha etti. Motosikletin üstünde kaçan askerleri bile etkisiz hale getirdi. Hani ve bunu yanlış anlamayın. Askerlik yatma yeri değildir dedik ya. Hani böyle bir cümle kuruluyordu. Yattığımız yerden, oturduğumuz yerden yapabildik. Bakın hani bu çok önemli bir kabiliyet. Şimdi oturduğumuz yerden yükünün yüklendiği komuta alınan, okey verilen ve sensörleriyle birlikte bunun kontrolü sağlanan, ben tamam uçabilirim diyen, pist başına otonom gidip otonom kalkan, rotasını otonom takip eden ve herhangi bir ihtimale karşı da başında bir operatörün beklediği bir koridorda ilerleyen bir hava aracını diğer pilotlu hava kargo araçlarını
şeyle kıyaslamayla kabin basınçlama sistemi olmadığı için daha hafifler. Efendime söyleyeyim, iklimlendirme sistemi olmadığı için daha hafifler. En basitinden hangi tip yaparsanız yapın bir insanın ortalama ağırlığı 80 kilo. İki tane pilot 160 kilo. O avyoniklerin hani göstergelerin ağırlıkları takribi olarak 300 kilo. Yani pilotta iki uçak olmaması artı 500 kilo. O artı 500 kilonun olduğu yere siz yakıtı koyun, 1,5 ton da taşısın. Sonra bunun müşterisi çıkıyor mu çıkmıyor mu hep beraber takip edelim zaten. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Yani şu an ne kadar insansı hava kargo araçlarının ne kadar olumlu yönde ilerlediğini ve olumlu yönlerini konuştuk. Şu anda bir de size şunu sormak istiyorum. İnsansı hava kargo araçları kullanırken yaşanılabilecek sorunlar nelerdir? Ve bunlara getirilen çözümler nedir? Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir? Bizleri bilgilendirirseniz seviniriz. Başta bahsettiğim gibi çok katı kuralları olan uluslararası havacılık kuralları en büyük engel. Yani en büyük engelden kastım şu. Bu havacılık kuralları, sivil havacılık kuralları yani derler ya kanla yazıldı diye gerçek anlamda kanla yazıldı. Her kazada bu 1930'lu yıllardan 35'li yıllardan ders çıkara çıkara şey yaptık. Basit bir örnek söyleyeyim sana. Boeing 737 uçağı 40 yaşın üstünde bir platform birçok nesli geldi. Uçağın son neslinde motorlar daha atik ve kuvvetli olan, büyük olan motorları hava akımını engellememek için daha öne koydular. Yani uçağın kanadı buysa daha şurada duruyorsa biraz daha öne sivrettiler. Ve bu hücum açısında, kalkış açısında, hücum dedim, kalkış açısında uçağın kaldırma kuvvetini etkileyen bir faktör oldu. Ve yazılım tarafında da uçak ben böyle kalkarken burnum dikip kanat alanımın kaldırma kuvvetini kaybedebilirim. O yüzden burnumu aşağı veririm. Beni yukarı kaldırma. Hani hızlandıkça burnu yukarı gidiyor. Dengelemek için yazılım yazmışlar. Ve bunun eğitimini doğru almayan ve bununla alakalı melekeleri gelişmeyen dört tane pilotla birlikte yüzlerce insan öldü. Bu ve bundan sonraki süreçte takribi olarak Boeing 737 Max'ler 15-16 ay oldu. Hala sefere çıkarmaktan çekinen ülkeler var. Daha da kötüsünü söyleyeyim. Seattle'daki Boeing'in tesislerinde otoparklar Boeing 737-800 Max'larla doldu. Hani sivil havacılıkta bu kadar katı işletilen kurallar varken bu uçakların sivil uçuşlara, sivil yerleşim alanlarındaki güvenlikleri riske atması en büyük risk şu an dünya genelindeki otoriteler tarafından kabul edilen şey bu. Ama ben bu zamana kadar bir İHA eve düştü. Efendimiz'in İHA otoyola indi. Efendimiz'in İHA havada patladı gibi bir şey duymadım. Hani askeri anlamda duymadım. Füzeyle vurulması hariç. Şimdi bu noktadaki tecrübeler ve ne söyleyeyim size ıssız uçuş koridorlarıyla birlikte Eren bu sağlandığı takdirde düşse de yolunda düşmüş olacak. Kimsenin üstüne düşmüş olmayacak. Hani canlarla şey yapılmaz ama en fazla ormandaki bir sincapın durduğu ağaca çarpmış olacak. Hani bu noktadaki şeyler meteor da düşebiliyor, şey de düşebiliyor. Hani bu noktada riskler var. Ama bu riskleri şey yapabilmek için, elimine edebilmek için yapmamız gereken tek şey şu. Denemeye başlamak. 10 kiloyla, 20 kiloyla, 50 kiloyla, 500 kiloyla, sonra 1,5 tonla bu uçakları uçurmak. Geçtiğimiz günlerde takribi Akıncı dediğimiz İHA Bayraktar grubunun İHA'sı 1,5 tonluk faydalı mühimmat yüküyle havalandı. Şimdi o uçağın iki motorunun gövdesi ne düşün? İçindeki avyonik, elektronik, harp, muharebe yönetim, radar sistemleri dışarı çıkart. Orayı kabini genişlet. Oradan o uçak bu arada 5,5 tonluk bir uçak. 1,5 ton da altına konabiliyor. 3 ton kargo taşıdığını düşün. Hani
bu kabiliyeti ilk yapan ülke. Ya yani biz şu an her ile bir havalı alanı yapmak için gayret ediyoruz. Çaba gösteriyoruz. 2021 yılına kadar Artvin Rize Havalimanı'nda bittikten sonra dışarı adımını attığında Eren, Türkiye'de 100 kilometrede bir en uzak havalimanı olan bir yapıya dönmüş olacağız. Yani şu an uçak inmeyen alanlarımız var. Evet. Bunların sattığı, satabileceği ürünler var. Ben şöyle söylüyorum. Kars'ın gravyer peynirini tüketmemiz lazım. Ezine peyniri nerenin desem Çanakkale diyen sayısı %25. Niye? Köşede, uçta. Kimse gitmek istemiyor. Nüfus az. Herkes oradan kaçmış. Ama siz orada üretirseniz, basit konuşacağım. Nasıl örnek vereyim ben sana? Pantolonundaki fermuarın ağırlık oranı %kaçtır sence? Yani %1 falandır herhalde ya da %0,3 falan. %1'den fazla olmadığına emin olabilirsin. Bir yerden bir yere 1.000 tane fermuarı götüremezsin ama bir yerden bir yere şu kadarcık kutuda 1.000 tane fermuarı götürebilirsin. Evet. Yani YK Fermuar dediğimiz firma dünyanın en büyük fermuar firması. Hani adam tüm dünyaya fermuar gönderiyor. Fermuar olmadan o pantolonu kullanamıyoruz. Hani şeylere Kesinlikle. takılmıyorum. Yani iplik, yani pantolonda kullanım oranı belki 1/2. Gömlekteki kullanım oranı 1/2. Ürettiğiniz özel iplikleri veya ürünleri gönderebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim ben size, hava kargo sektöründe taşınan yükün bedeliyle navlun arasındaki ilişki inanılmaz derece şey. Hava kargoda taşınan ve dünya yükseklerindeki taşınan yükün dünya havacılığı içindeki payı Turhan Bey yanlış hatırlamıyorsam şöyle ifade etmişti. %1 payı. %1. Hadi sallıyorum, abartıyorum %3 olsun. Ama ticari olarak yükün paha payını ne olduğunu biliyor musunuz? %30. Hani yüke vurduğu vakit, kilogram değere vurduğu vakit böyle. Sen çip üret, sen rem üret, sen aşı üret ama değerli yük olsun. Bu şekilde taşıyabilirsiniz. Yani nasıl örnek vereyim ben size basit bir örneğini. Şu an gümrüklerde tırlar şey yapıyor, bekliyor. 3 gün bekliyor, 4 gün bekliyor. Maalesef. Bir panel van furyası oldu. 17 metreküp 11. Yükünüz 1200 kilodan hafifse Avrupa'nın en uzak noktasını 72 saatte taşıyoruz diyorlar. Yarın Akıncı eğer gövde kabinini genişletir, faydalı yük haznelerini kargo uçuşuna elverişli hale getirirse Akıncı'nın yaptığı havacılık faaliyetiyle minibüsle yapılan taşımacılık faaliyeti arasındaki zaman ilişkisi, yönetim ilişkisi, tesisleşme ilişkisi ters oranda hava kargo uçaklarının lehine dönecek. İnsansız kargo uçaklarının lehine dönecek. Ya dediğim gibi yarın öbür gün Hazerfen Havalimanı böyle bir yer olabilir. Çorlu Havalimanı böyle bir yer olabilir. Yani durduğum nokta bu. Çok ideal yerler bence de yani kesinlikle kullanılabilir. O alana açılabilir yani orası. Ya dediğim gibi umarım ilerleriz bu konuda. Çünkü gerçekten bizi daha da ileriye taşıyacak şeyler olduğunu düşünüyorum. Hem ticaret alanında hem de tüm sektörde bu böyle diye düşünüyorum ben. Tüm sektörlerde. Ya Diğer açıkçası soruma biz geçeyim ben. ama buyur, Buyurun. buyur, buyur. Buyurun buyurun lütfen lütfen buyurun. Ya biz tüm insansız teknolojilere ilgi duyuyoruz. Yani yönetilebilir, ticari fayda, müşterisi olduğu takdirde yatırımını ve projesini yapmaya istekli ve gönüllüyüz. Ama dediğim gibi tekrar buna henüz geç, henüz erken, daha kim yapacak dediğimiz hani şeylerde hep geriden geliyoruz. Ben de diyorum ki bu kabiliyet zaten elimizde var. Bu yükü taşıyabilecek kadar bir şey geliştirmişiz. Bununla alakalı siyasi irade mi dersin, yönetim merkezi yönetim mi dersin? Bunu görmeli. Ulaştırma Bakanlığı takograflarla uğraşana kadar benim kıymetli neyim var? Hangi eşyam var? Bunları görüp yönetip bunun buradan buraya taşınmasında ben bunu kullanabilirim diyebilmeli.
bu iradeyi gösterirse 10 sene sonra biz dünya hava kargo sektörüne yön vermiş bir ülke olacağız. Tıpkı insansız hava araçlarında olduğu gibi. Umarız dediğiniz gibi olur gerçekten. En büyük temennim bu olabilir benim şu anda. Şimdi bu konuştuklarımız üzerine aklıma şöyle bir soru takıldı. Şimdi insansız hava kargo araçları özellikle sağlık ihtiyaçlarını daha hızlı iletmek için tercih edilmesi gereken bir sistem olduğunu düşünüyorum ben. Hani hem hız bakımından hem ulaştırmasının daha kolay olacağını düşündüğüm için biliyorsunuz sağlık her şeyden önemli. O yüzden sağlık için bu sistemi kullanmamız şart. Peki Türkiye'de daha önce böyle bir şey denendi mi? Denenmediyse de bu konuda gelişmeler var mı? Sağlık Şimdi üzerinde sağlık bu özellikle. işin yanlış anlamayın. Çok özür dileyerek ben söylüyorum. Erdesi. Tamam. Yani ticari amaçlı bir test yapan firma Amerika'da UPS, DHL, Amazon bunların hepsi sağlık sektöründe başladılar. Dediler ki ben hastaneler arası kan testi taşıyacağım, ilaç taşıyacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Şehir üstünde uçma için drone'la döner kanatlı hava araçları uçmak için lisans aldılar. Giriş seviyesi. Sonra bu otonom uçuşlarını yerine getirdikten sonra kırsal teslimatlarda bu dronları kullanmak için çalıştılar. Ama sabit kanatlı en uzun mesafeli uçuş dediğim gibi 2 gün önce Ukrayna'da takribi 400 kilometre civar bir şeyde 30 kilogramlık yükte denendi. Bunun karşılığı olarak Çin'de de Cessna tipi tek motorlu 1,5 taşıyan ton taşıyan kargo uçakları kısa süreli havada kalaraktan yüksüz bir şekilde test edilmeye başlandı. Ülkemizde de sadece bir firma askeri bir unsurumuz için dronlarla daha doğrusu drone zincirleri oluşturabilecek bir mekanizmayla 200 kilograma kadar döner kanatlı platformlarla yük taşımak için insansız hava aracı geliştiriyor. Ama sabit kanatlı, hızlanarak kalkan, bir piste ihtiyaç duyan bir drone şeyi henüz geliştirilmedi. Ha, ben sana şöyle söyleyeyim, olacaksa da gene askeri tarafta olacak. Açıklandı, bayram üzeri açıklandı. Bayraktar firması, Baykar firması Muhrip insansız savaş uçağı MUIS projesini başlattı. Bu uçaklar bizim TCG Anadolu dediğimiz LHD sınıfı yani Landing Helikopter Platform veya docking hem amfibi araçları hem de savaş uçaklarının bünyesinde helikopterleri bünyesinde barındıran uçakların olduğu bir gemide insansız savaş uçağı ve insansız hava araçlarının kalkış ve iniş yapabileceği bir ortam oluşturulacağı söylendi. Ve tekrar inanıyorum ki inşallah bu projelerden biri de insansız askeri kargo uçaklarının o gemide yer alması, kendini ispat etmesi, combat proven yani muharebe deneyim tecrübesine ulaşması, sonraki süreçte de sivil hayatta denenmesi. Çünkü askeri olan bir ürünle sivil olan ürün arasında yani bir askeri aracı ödediğiniz parayla takribi 20 tane otomobil alabiliyorsunuz. Ben de diyorum ki bir askeri insansız hava aracına ödenen parayla 10 tane insansız kargo uçağımız olsun. Bakın bakalım Türkiye'ye olan ilgi, Türkiye'ye olan lojistik yatırım, Türkiye'nin teknolojiye olan isteği ve güveni hangi lojistik yatırımları ülkemize çekiyor beraber gözlemleyelim. Kesinlikle çok haklısınız. Yani biraz öncelik konusunda bazı şeyleri değiştirebilsek daha da çabuk ilerleyip gelişebileceğimizi düşünüyorum ama umarım zamanla onlarla değişir. Öyle bir temennide bulunayım ben. Ben son sorumu soracağım. Son sorumu sormadan önce de yayındaki arkadaşlarımıza belirtmek istiyorum. Sorularınız varsa arkadaşlar sorabilirsiniz. Ersin Bey'e zevkle iletebilirim. Arkadaşlar sorunu sorarken ben de size son sorumu sormak istiyorum. Bu biraz bizle alakalı olacak.
Lojistikçilerin sesi biz Dijital Haber sitesini biliyor muydunuz? İncelediğinizde geliştirilmesi gereken ve güçlü yönlerimiz hakkında görüşleriniz nelerdir? Tabii ki mesela geçtiğimiz yıl çok güzel bir lojistik ağırlığı laboratuvar çalışması yaptınız. Yanılmıyorsam Dinçer Lojistik'le birlikte. Ben farklı üniversiteden gelen öğrencilerin bir araya gelen demeyin artık bir araya gelebiliyorsunuz dijital Evet. ortamda veya farklı alanlarda. Geleceğe şekil vermesini arzu ediyorum. Yani bugün az önce bahsettiğim konu hani bir gün tarihe not düşecektir. Ama 5 sene önce şurada seyreden 8 kişi, hepsine teşekkür ediyorum. Ya ben bunları duymuştum. Bunlar olacak diye onlar 8 kişiye, onlar 8 kişiye, onlar da başka 8 kişiye söyledikçe bu bir ihtiyaç olacak. Hani bunu nasıl örnekleyeyim? Yakın zamanda bir hala yaşadığımız bir yangın felaketi var, yangın afatı var. Ülkemizde askeri helikopterlerimizde olmayan tek kabiliyet yangın söndürme kabiliyeti. Bucket denen su kovalarını, sarkıtılabilir su kovalarını askeri helikopterlerimizde kullanmıyorduk. Ama neden kullanmıyoruz diye ben 2 sene önce sormuştum. Sadece 250 kişi o yazıyı okumuştu. Geçtiğimiz günlerde paylaştım. O yazının okunma sayısı 1050'ye çıktı. Sonra başka arkadaşlarımız benzer paylaşımlar yaptı. Ve Süleyman Soylu 2 gün önce çok güzel bir video paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın helikopteri Bamba Bucket'la yangın söndürme faaliyetlerine katıldı. Bakın bu birkaç gün içinde oldu. Yani biz AFAD doğal bir şey olması için değil. Konuşun arkadaşlar. Güzel şeyleri, gelecekte görmesini istediğiniz şeyleri, Türkiye'nin ilk olmasını istediği şeyleri konuşun. Bazıları için makineden lojistik siparişi almak hayal iken biz buna çok yaklaştık. Yani bir Nesne gel beni al diyebilecek gel al. Hani biz dedik ya ticari faaliyetin olacak. Ben bittim gel beni al. Ben buradayım işim bitti gel beni topla. Hani birçok şeyi yapabiliriz. Yani ben size nasıl ifade edeyim? Tekrar kullanılabilir İFKO kasalar var. Bu İFKO kasaların efendime söyleyeyim konulduğu hazneler var. O haznenin altına load sensör, sessizliği düşünüyorum sadece. Bir load sensör olduğu vakit ve belli kilograma ulaştığı vakit ve o kilograma ulaştıktan sonra bu load sensör Kurtköy Carrefour mağazasında 500 kilo İFKO katlanmış kasa var. Gel beni al diyebilecek günleri göreceğiz. Artık bu siparişleri makineler verecek. Veya bir farklı ünitelerde bozulan, ben bozuldum, gel beni servise götür denebilecek olaylar olacak. Bunları duymak, işitmek için illa birinin yapmasını beklemek. Japonlar yapmış be abi, Almanların kafası çalışıyor. Bu Fransızlar alem adamlar. İngiliz bilim adamları gene durum yememiş, içmemiş, araştırmış. Demeyelim ya. Bizim de aklımız var. Bizim de kafamız var. Ama gençler bunu düşünmeli, konuşmalı. Ve ne kadar çok konuşursanız o kadar iyi olur. Ben size basit bir anımı anlatayım. Kendinizi hakir ve güçsüz görmeyin. Ben 10 sene önce, daha şu an 12 sene önce araç takipçisi sattığım bir müşterimle oğlu bize çay getiriyordu. Şu an kaç yaşındasın? Ben mi? Evet, sen. 23. O arkadaşınız da sizden takribi olarak efendime söyleyeyim 4 yaş büyüktür olsun 27. Yani o 15 yaşındaki benimle çay getiren arkadaşınız, abiniz birkaç yaş büyük abiniz. Ya 2 sene önce benimle pazarlık ediyordu babasının koltuğunda oturuyordu. Vay canına. Şimdi o gün ben anladım gençlerle iyi geçinmem gerektiğini. O gün kerata dediğim genç bana kök söktürdü. Daha değişik bir örnek vereyim Eren. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda 13 milyon insan yaşıyordu. Şu an Türkiye Cumhuriyeti yaşıtı ve Türkiye Cumhuriyeti'nden yaşlı, yaşıtı demeyeyim de yaşlı olan insan sayısı 10 bin. Vay canına. Atatürk'ü yaşadığı dönemde yaşayan insan sayısı
takribi 50 bin. Hani boşuna Atatürk dememiş gençler geleceğimizin teminatıdır diye. Yani Kesinlikle. biz ne kadar konuşursak konuşalım Eren biz gideceğiz. Yerimize sizler geleceksiniz. Ama sizler de bu konuları konuşmalısınız, dillendirmelisiniz ve o yetki ve o makam ve o göreve eriştiğinizde de bunu deneyecek ve karar verecek mekanizmalarda olmak için daha çok çalışmasınız, yetkin olmalısınız. Soru bu. Kesinlikle. Bir sorumuz var. Kesinlikle. Göymen Evet. soruyor. Evet. Tedarikçimiz. Bu insansız hava araçları ve dronların kullanımı yeni bir şoför mesleği haline dönüşür mü demiş. Eren aylık 7.500 TL artı KDV artı mazot diye başlayayım cevaba. Eren bizim 21 yaşındaki en genç şoförlerimizden. Biz genel olarak tedarikçilerimize gelalcı diyoruz. En genç gelalcımız. Ve Yusuf bu noktada çok istekli, arzulu, inovatif bir bakış açısına sahip. Sorusunu şöyle cevaplayayım. Gene askeri teknoloji üzerinden gideceğim. Az önce saydığım savaş uçağı 3 saat havada kalabiliyor. Tekrar uçmak için 21 saat bakım görmesi gerekiyor. Şimdi ve ne oluyor? 24 saat boyunca bir pilotu oluyor. Ama bu dronlar pilotları yani şoförleri işsiz bırakmadı. Yani uçak pilotlarını işsiz bırakmadı. Tam tersine o kabin içinde 3 tane personeli var. 3 personel 8 saatle birlikte 24 saat o kabinde o hava aracını havada tutabiliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Pilottan 3 kat daha fazla operatör ihtiyacı var demek. Yani bugünlerde gençler bu alanlarla alakalı drone operatörlüğü, drone simülasyonları bunlarla alakalı ilgili firma ve kurumları yakından takip ederse kendi lisansını da devlet ihtiyaç duyduğu vakit ortaya çıkartırsa drone pilotluğu veya insansız kargo uçağı pilotluğu oturduğunuz yerden gene para kazanma imkanı kazanmış olursunuz. Yani bugün kamyon şoförlerinin yaş ortalamasının 47'ye çıkmasının sebebi de bu. 1600 kilometreye gönderdiğiniz araç veya 1200 kilometreye gönderdiğiniz araç 20 saat araba kullanıp 11 saatten ne oluyor? 21, 21, 11, 22, 42 saat sonra geldiği yere gelebiliyor. Yani bundan daha hızlı bir hizmet alacaksınız. Daha hızlı bir şevk alacaksınız. Radar cezası yemeyeceksiniz hızlı olduğunuz için. Ürününüz hızlı bir şekilde size gelecek. Bunu er ya da geç tadını alacaklardır. Hissediyorlar. Dünyada bununla alakalı platformlar kuruluyor. Şeyler yapılıyor. Tekrar ediyorum. Profesör Julian Kaczynski'yi de takip edin. LinkedIn'den ve diğer platformlardan ki bu insanlar gelecekte bu işleri yapacak olan insanlar sonraki süreçte de onların attığı adımın üstüne ne atabileceğini sizler de görmüş olacaksınız. Teşekkür ediyorum Ersin Bey verdiğiniz cevaplar ve bilgiler için. Yani çok aydınlatıcı cevaplar ve çok bilgilendirici cevaplardı. O yüzden hem kendi adıma hem tüm arkadaşlarımız adına tekrardan teşekkür ediyorum ben sizlere. Çok güzel, çok verimli bir yayındı bizim için. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben hani zamanın nasıl geçtiğini bile anlamadım diyebilirim yani. Benle sohbet eden insanlar bazen öyle oluyor. Abi 3 saat olmuş diyorlar, şey olmuş diyorlar. Ya ben her zaman şunu arzu ediyorum. Başka sorular da var. Sanki Evet, sohbet yine sorular da. Göğümen Bey yine. Gelallı isteğleri tarihlerde Avrupa ülkelerinde görebilecek miyiz demiş. Yusuf illa pasaport alacak ya. İlk öğrenen Yusuf olacak öyle söyleyeyim görüp görebileceğimizi çünkü içimizden biri hani yatırım planlarımızı açıklamak şey yapmak benim şu an yetkim dahilinde olan bir şey değil ama Türkiye'de lojistik süper app olan bir uygulamanın sadece Türkiye'ye hizmet vermek gibi hedefi olmadığını da
biz arkadaşlarımız, sektör paydaşlarımızın bilmesini arzu ederiz. Son olarak ben de bir şey söyleyeyim, kapatmaya hazırlanmadan önce. Yani sektör paydaşlarımızın, hani ben yanlış anlamayın, firmalarına çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Sektörlerine nasıl para kazandığını, ne yaptıklarını anlatabiliyorlar. Ama siz öğrencisiniz. Bazınız birinci sınıf, bazınız dördüncü sınıf, bazınız efendim öğrenmek üzere, yetiştirmek üzere işlere giriyorsunuz. Ama gerçek mesleğinizi 8 yıl sonra, 10 yıl sonra yapmaya başlayacaksınız. Bu yüzden Lojistiklerin Sesi platformundan bugünün tecrübeli insanların firmalarını değil, bugün konuştuğumuz gibi geleceği konuşmalarını arzu ediyorum. Gelecekte neler olabileceğini arzu ediyorum. Hani bir dahaki sefer ne zaman olur bilmiyorum ama yüksek hızlı kargo trenlerimizi konuşabiliriz. Bakın orada da ufak bir umarız. ipucu vereyim size. 200 kilometre hızla ilerleyebiliyorlar ve 200 tona kadar taşıyabiliyorlar. Fransa ve İngiltere arasında yüksek hızlı posta treni seferleri yıllardır yapılmakta. İtalya bunun yatırımlarını yapıyor. Amerika 23 milyar dolar bu projeye para ayırdı. Almanya 82 milyar dolar, 72 milyar avro o zamanın kuruyla bu zaman fark edebilir. Tren istasyonlarında, tren hatlarını bu konuda güncelleme konusunda yatırım planlarını onayladı. Hani biz buradan Kars'a gitmek için hala gün sayıyoruz. Avrupa sirkeci hızlı, o da sirkeci de değil. Avrupa Çoban Bey demeyeyim de Çatalca arasındaki hızlı tren hattımız bir 12-14 ayı daha var bitmesi için. Bunlar gerçekleşecek. Bunlar gerçekleştiği vakitte basit konuşacağım size. Almanya buradan 3000 kilometre olsa 15 saat sonra 20 tane vagon Almanya'ya gidecek. Bizim kamyonumuz dönene kadar 10 gün geçecek. 20 vagon aynı günde geri dönecek. Tekrar gidecek, tekrar dönecek. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Bir kamyondan 40 kat daha hızlı bir lojistik hareket, yani yüksek hızlı yük trenleri, raylı sistemler, bunlar insansız kargo uçaklarından daha önce gündemimize gelecek, daha hızlı yaygın olarak kullanılacak. Bu alanda bu şu demek oluyor, yani 40 kat daha hızlı yükün taşınabildiği hatlarda 40 kat daha hızlı depolar, 40 kat daha hızlı çevrim hızı olan depolar veya 40 kat daha büyük depolara ihtiyacımız olacak. Bu noktada da gençlerimizin demiryolu sektörüne ve demiryolu taşımacılığına yakından takip etmesini canı gönülden arzu ediyorum. İnsansız kargo uçaklarıyla da alakalı bilgi ve deneyimlerimi LinkedIn'deki profilim üzerinden de paylaşmaya devam edeceğim. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz Ersin Bey. Davetimizi kırmayıp geldiniz bizlere. Çok önemli bilgiler verdiniz. Ya benim soracaklarım bu kadardı. Geldiğiniz için tekrardan çok 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 teşekkür ediyorum. Eğer sizin de yoksa söyleyeceğiniz başka şeyler, yayınımızı bitirelim. Ben tüm katılımcı arkadaşlara, bir bakıp çıkanlara, ondan sonra teşekkür ediyorum. Halit Bey, Ildısan Bey ve tedarikçilerimiz arasında katılan değerli Göymen kardeşim, Onur kardeşim, onlara da teşekkür ediyorum. Burak Bey özellikle teşekkür ediyorum. Hani Burak Bey'den istifade edin. Kendisi çok önemli tedarik zinciri hareketleri yönetiyor. Kim olduğunda ben sana WhatsApp'tan firmasını da müsaadesi olursa paylaşacağım. Seve seve. Çok mutlu oluruz. Biz çok zaten mutlu oluruz. Zaten canlı yayınlarımıza katılmıştı daha önce, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Olmuştu. Tamam. Teşekkür ederim. Benden bu kadar. Bir saat konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan yeni bir konuyla yeni canlı yayınlarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Saygılar.